Şimdi hocam atacak. Batman Sason çayı yani Han çayının av araçlarından temizleme işini yapıyoruz bugün burada. Bakanlığımız tarafından yürütülen bir projedir. Önce deniz sularında başlandı. Bu sene de Batman'da iç sularda özellikle nesli tehlike altında olan ilimizde de Batman bantlı çöpçü balığı diye bir balık var. Nesli tehlike altında kırmızı listede yer alıyor. Amacımız bu vatandaşlarımızın suya bıraktığı av araçlarını temizlemek. Niye temizliyoruz? Çünkü bunlar taşa falan takıldığı zaman, orada kaldığı zaman balıklar da buna takılıyor ve balıkların artık orada yaşama şansı kalmıyor. Hatta Allah muhafaza insan bile takılabiliyor. Bugün bakanlığımızın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün finansmanıyla bu projeyi sürdürüyoruz. İnşallah yarın sonuçlandıracağız. Sason çayının yaklaşık olarak 26 kilometresini inşallah yarın itibariyle bu deniz av araçlarından temizlemiş olacağız inşallah. Güzel bir projedir. İnşallah seneye diğer derelerimizin çaylarımızın temizliğini de sürdüreceğiz inşallah. Ekip yaklaşık olarak bir haftadır buradadır. 3 kişilik bir ekiptir. TÜBİTAK'tan bir hoca var bunların önderliğinde. Sağ olsun temizliklerini yapıyorlar işte. Yani zaten nesli tehlike altında olan balıkların avlanmasıyla ilgili bir hassasiyetimiz var. Ayrıca av sezonu dışında veya belli bir uzunluğun altında olduğu zaman yine de üremelerinin sağlanması için kesinlikle milletin avlanmamasını istiyoruz. Biz de sahada jandarma ile beraber kontrollerimizi sürdürüyoruz. Dalgıçlar hem su altı görüntüleme araçları var onlarda, hem işte bu araçları gördükleri zaman fotoğraflayabiliyorlar ve onları çıkarabilecek malzemeler de var onlarda. Siz de az önce gördünüz, sadece bu mıntıkadan, ufak bir yerden çıkarılan av malzemeleri. Güzel bir hizmet yani. Bir 50 kilo civarında bir av temizliği yapıldı şimdiye kadar.